Arkadaşlar her gün saat 15'te video 20'de yayın yapıyorum. Video ve yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız Discord'uma gelebilirsiniz. Ayrıca yakın zamanda çok güzel videolar çekeceğim. Discord'da aktif olan arkadaşlar çok şanslı olacak bu konuda. O yüzden Discord'a gelmeyi unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok güzel olur. Video fikirlerinizi de yorumlarda bekliyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar videoya girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Eğer bir yorum yapacaksanız lütfen videoyu tamamını izleyerek yapın. Çünkü videoda zaten her şeyi açıklamaya çalıştım. Hadi videoya geçelim. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün son oyuncu ve Titanium hakkında biraz konuşacağım. Her yayında almış olduğum Titanium dönecek misin? Son oyuncudan banlı mısın? Son oyuncuya dönecek misin? Tarzında sorulardan gerçekten bıktım. Yayınlarda sürekli bunlara cevap vermeme rağmen hala soranlar olduğu için bununla alakalı bir video yapayım. Ve bu konuyu artık açmayayım diye düşündüm. Videoyu sonuna kadar izleyip beğenirseniz sevinirim. Arkadaşlar eğer beni az da olsa takip ettiyseniz 3 gün, 5 gün, 30 gün gibi arada sırada banlandığımı, 38 spamlarımın silindiğini, taleplerime bakılmadığını, saçma şeylerden mute yediğimi, hatta 10.000 abone olmama ve izlenmelerimin diğer youtuberlara nazaran daha da fazla olmasına ve şartları yeterince karşılamama rağmen youtuber tagı verilmediğini, hatta ve hatta 1000-2000 aboneli kanallara VIP desteği verilirken 10.000 abone olmama rağmen youtuber tagını bırak, VIP desteği bile verilmediğini çoğu kişi bilir. Bu arada 1000-2000 aboneli kanalları küçümsediğimden değil, onlara göre şartları fazlasıyla karşılamamdan dolayı bu karşılaştırmayı yaptım. Eğer o tarz kanallara sahip olan arkadaşlar varsa kusura bakmasın. Bunlara rağmen gülüp eğlenip sizlere her gün video yayın yaptığım zamanlar oldu. Hatta sabahın olduğunda Kaktüs Farm'ı yayını açıyordum. Titanium'da inanılmaz bir sürü içerik ürettim. Dolandırıcı klanlar, tüm Titanium'la savaşma videosu, gökyüzü kesme videoları ilk, Meteor eventleri, 2 eventte de full olarak sadece benim kanalımda mevcut bu arada Meteor eventlerinin. Cezalı Monopoly, Ejderha Etkinliği, Kumar PvP, Görünmezlikle Set Kapmak, Pandora Kutusu, Biten Claim, Sıfırdan Guardiana, Kanser Oynamak, Tüm Kılıçlarla Adam Kesmek, Demir Setle Adam Kesmek, Yan Hesaplarımı Boşaltmak, ilk ağlı PvP videosunu da ben yayınladım Skyblock'ta. Bunun gibi bir sürü içerik ürettim hem Titanium'da, Titanium öncesi de Skyblock'ta. Titanium'da VS atanların çoğu benim paylaştığım tekstür pack'leri kullanıyordu. İşte Marshmallow pack, Yasin Tenece pack, Aurora pack. Hatta Titanium DJ'lerinde gittiğinizde videolarda kullandığım şarkıları bile dinliyorlardı. Yani Titanium'un dinlediği şarkıları bile genelde ben paylaşıyordum. Videolarımda kullandığım müzikler ve şarkılar diye klasörüm vardı. YouTube'da yayınlandım, 35.000'e kadar izlendi. Hatta Nefex grubunu Titanium belki benim sayemde tanımıştır. Titanium'daki bir sürü gelişmeye, güncellemeye doğrudan katkım oldu. Oyuncularla en çok iletişim içerisinde olan bendim. Hatta videolarımın %90'ı adminler tarafından izleniyordu. Event olduğu zaman sırf event videosu çekebilmek için gece uyumayıp sabah zar zor kalkıp okula gittiğim zaman bile oldu. Bu biraz aşırıya kaçmış ve gerçekten neden yaptığımı sorguladığım şeylerden bir tanesi. Bütün YouTuber takı şartlarını karşılamama rağmen ve neredeyse hiçbir oyuncuyla problemim olmaması rağmen bütün kurucu üyeler YouTuber takı için bana ret vermişti. Sunucuda bu kadar sevilirken ve bu kadar katkı vermişken ve oyunla alakalı gerçekten bilgi sahibiyken kurucuların bu davranışları gerçekten belli bir zamanda böyle bir düşündürüyor. Peki ben bunları neden anladım? Yani Titanium katkı verdiysen ne oldu diyebilirsiniz. Karşılığını alamadım. Sizin de illa şikayetiniz vardır. Takmıyorlar, cevap vermiyorlar gibi. İşte aynı durumun kat katını yaşadım. Sürekli reach çıkıyor, ban yemiyor, speed hilesi geliyor, ban yemiyor, talep açıyorum, cevap verilmiyor. Hatta size şöyle kısaca bir trajikomik bir olay da anlatayım. Duello'da vs atıyorum bir tane adamla, konuşuyoruz, şunu kullanma falan diyor. Ben de tamam yazacağıma tam am yazdım. Ayrı olarak yazdığım için küfür olarak. Tam am yazınca, boşluk olunca arada, ben o boşluktan dolayı tamam yazacağıma tam am yazdığım için küfür sayılıp 5 gün mute yedim. Ve 5 gün mute yedim, ben de bunun yanlış olduğunu düşünerekten gittim talep açtım, dedim bundan dolayı mute yedim. Daha sonrasında talebi açtıktan 4,5 gün sonra muteniz açılmıştır, iyi oyunlar dileriz diye cevap geliyor. Yani dalga geçme seviyesine gelmiş resmen arkadaşlar. Siz bu durumda ne düşünürdünüz açıkçası? Yani beni takmayan, beni sevmeyen, istemeyen bir sunucuda durmak, video çekmek istemiyordum ve sınırsız ban yedim. Sınırsız ban yememin sebebi spammer satışıydı. Kanıt olarak Discord mesajları atılmıştı ama sonuncu Discord mesajlarını kanıt olarak saymıyor. Tabi bunu onlara söylediğinizde sonuncu kuralları gerektiğinde esneyebilir tarzında yorum yaparlar yani. Spammer sattığım için bana kızan arkadaşlar oldu. Spammerları da gelir elde edeyim, para gelsin kafasıyla da satmadım tam olarak. Spammer alan arkadaşlarım vardı. Ben de zaten oynamıyorum deyip satmıştım. Bilgisayardan hiçbir şekilde sonuncuya giremiyordum ve CraftRush sağ olsun bana YouTuber tagını 3 video paylaşmama rağmen sunucuda sonuncudan ban yemeden önce vermişti. CraftRush'da videolar çekmeye başladım. Survival olsun, Skywars olsun ama bütün videoların yorumları Titanium oluyordu. Sürekli
3 ay geçti, 4 ay geçti, hala da Titanium yorumu geliyordu. Yayın açıyordum, Titanium yorumu geliyordu. Ve 5 ay sonra artık dayanamadım Titanium yorumlarından. Dedim bir tane video atayım, bir iki tane daha atarım, bir iki de yayın açarım. İnsanların gönlü olur. Bir arkadaşım sorunca nasıl girebileceğimden bahsetti. Ben de 2-3 video yayınım, 2-3 de yayın açarım diye düşündüm. İzleyiciler için 2 tane video yayınladım, bir de yayın açtım. Hatta video sayısı 3 olabilir. Videoları yayınladıktan sonra yayını açtım. Yayını açtığımın 20. dakikasında sanırım, tam hatırlamıyorum. İşte o banı yediğim gün arkadaşlar. Son bandı o. Benim için sonucu tam olarak o zaman bitmişti işte. İzleyiciler için son kez daha girmiştim ama artık ipin koptuğu anda o zaman oldu. Hatta buna nazaran bir trajikomik bir olay da anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ben 2 yıl önce bir bilgisayar aldım. Abim üniversiteye gittiği için ona da laptop aldık. Eski bilgisayarı da satma kararı aldık. Eski bilgisayarı sattık. Sattığımız kişi de sen bu bilgisayardan da mı ban yedin dedi. Yani bilgisayarımızı sattığımız kişi o bilgisayardan son oyuncuya giremiyor. Yani bilgisayarı alan kişi son oyuncu oynayamayacak. Üzgünüm Yasin, ona da selam olsun, belki izler videoyu. Alan kişinin adı Yasin'di bu arada. Daha sonrasında Craftrise'a yazıp da yanıt alamadığım bir şey olmadı. Videoma konuk oldular. Herhangi istediğim bir şey olduğunda yardımcı oldular. Aylık olarak RC desteği sağlıyorlar size vermem için. TikTok videosu anlaşmalarımız var. Hala da Craftrise'da video çektiğimde son oyuncu dön diyenler var. Arkadaşlar siz olsanız ne yapardınız? Ben son oyuncudan banlıyım. Son oyuncuyla alakalı video paylaşmayacağım. Sizin için üzgünüm ama Titanium videosu çekmeyeceğim. Biliyorum kanalım Titanium sayesinde büyüdü ama bu böyle devam etmek zorunda değil. Umarım beni izlemeye, sevmeye devam edersiniz. Bu arada arkadaşlar Emir'le alakalı soru soranlar da var. Amnesty ile alakalı. Arkadaşlar şu anda Emir'le herhangi bir problemim yok. Zaten geçmişte bir sürü video çektik. Ama şu anda aktif olarak konuşmuyoruz birbirimizle. Ama küs değiliz yani. Bilmiyorum o da böyle düşünüyor mu? Neyse devam edelim. Ben hep aynı olduğum gibi devam ediyorum. Benim 2 yıl önceki videoma da bakın. Şu anki videoma da bakın. Her davranışım, gülüşüm, espri anlayışım, insanlarla konuşmam hala daha aynı. Eğer gerçekten Discord'dan bana bir soru sorup da cevap alamayan varsa gelsin yorumlara yazsın. Discord özelim Discord'u kurduğumdan beridir açık. Bana yazıp da cevap alamayan varsa yorumlarda belirtsin. Videoyu beğendiyseniz 2 saniyenizi ayırıp beğen tuşuna basarsanız gerçekten çok sevinirim. İçinde ukde kalan, tam istediği cevabı alamayan varsa yorumda yazabilir. Bütün yorumlara söz veriyorum, en samimiyetli halimle cevap vereceğim. Bundan sonra yapabileceğim bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beni Titanium için değil, beni ben olduğum için izlersiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.